tutup cezalandırabilecek bir takım görüntüsünde değil Fenerbahçe. Değil. Şu an çok iyi bir defansif oyun çıkarması lazım. Takım halinde savunmayı çok iyi yapması lazım. Ayevi oynatacağını söyledi herhalde. Bir forvetsiz bir 4-6-0 durumu var herhalde. Hoca öyle düşünüyor. Belki işte Alper Potuk'la başlayacak. Moses'la başlayacak. Önde de Ayev'le başlayacak herhalde. 3 tane de Jailson, Topal, Elif'le üçlü orta sahayı kapatıp evet tamamen 4-6-0 gibi bir forvetsiz bir grupla çıkacağını düşünüyorum. Hocanın da açıklaması Ayev'i forvette oynatacağına göre böyle bir sistemle çıkacak. Topa sahip olmak isteyecek. Biraz daha belki de hani çok önde karşılamayacak. Topa sahip olabilirsem işte rakibi daha çok üzerime gelmesini engellerim gibi bir plan üzerinden yürüyor diye düşünüyorum hoca. Gole ihtiyacı olduğu zaman herhalde diğer hamlelerini yapacak. Ama bu topa sahip olma ne kadar olacak? Çünkü Alper Potuk da çok uzun zamandır oynamıyor. Formda değil. Bir de topa sahip olma düşüncesindeyseniz Alper Potuk çok ya pas oyununa yatkın bir orta saha oyuncusu değil. Yani Alper Potuk'un en önemli özelliği hani o Eskişehir'den Fenerbahçe'ye taşıyan özelliği o aldı mı dönüp gidebilen bir görüntüsü var ya. Yani driblingi daha kuvvetli. Daha kuvvetli. Ama yani pas oyunu içinde de yüksek, çok yani çok top kaybı yok. Çok top kaybı olan bir oyuncu değil. Yani topa yatkınlığı, adam geçmesi, pas oyunu içerisinde de bence Alper orayı yapabilir ama form durumuna kadar Alper sonuçta son maçlarda hoca çok az süre verdi. Evet. Ne kadar hazır olacak? Takımın en büyük eksikliği bence Dirar'la İsla son durumlarında bence en formda iki oyuncusunun olmayışı biraz etkileyecektir. Topa, Jailson, Elif üçlüsü bu pas oyununu işte ne kadar topa sahip olma oranı ne kadar olacaktır? Bu üçlünün de performansı çok belirleyici olacak. Ama Fenerbahçe hakikaten çok zor maç bekliyor. Şu an Fenerbahçe en iki formda adamından olduğu için ben maçın sıkıntılı geçeceğini hatta düşünüyorum. Hatta 3 Mehmet Ekici de sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından birisiydi ki o da zaten ilk kadroyu almadı. Onu da sakatlanmamış olsa da oynama şansı yok. Ya böyle ya de bir durum var. O da tabii çok zor bir oyuncu. Hakikaten o hocalar için de çok zor bir oyuncu. Baktığınızda hakikaten Fenerbahçe'nin en yetenekli oyuncu sınıfına girilebilir Ekici. Ama sürekli bir maç oynuyor işte 60. dakikada sakatlanıyor. 2 hafta oynamıyor. Yani çok zor ya gerçekten Ekici'yle oynuyor. Valbuena kadroda değil. Alınmadı, götürülmedi Rusya'ya. Neden böyle bir ben son haftalarda da Valbuena'nın hani önemli işler yaptığını düşünüyorum. Yani Moses bir kenarda, Valbuena bir kenarda. Evet, zaman zaman herkesin eleştirdiği gibi doğru çok dağılıyor, çok savruk. İstediği yere biraz o taktik disiplinden takımı uzaklaştırıyor. Ama Valbuena da o takımın en iyilerinden bir tanesi. Yani bir futbolcu dediğin zaman, baktığın zaman bütün özellikleri var. Adam geçebiliyor, orta kesebiliyor, şut atabiliyor. Pas oyununda var, duran top kullanabiliyor. Ama yani Fenerbahçe'nin genel olarak tabii problemi sezon başında yapılan bu transfer hataları. Bunu kabullenmemiz lazım. İyi bir ekip, iyi bir takım, birbirine uyumlu bir takım oluşturamadılar. O süreçte hala bu stres de tabii bunun üzerine gelince maç alamama stresi. Onları hala bir şekilde oyuncular bunun sıkıntısını yaşıyor.